Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda eşkenar dörtgen konusunun konu anlatımını yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Paralel kenarı anladın mı? Anladın. Harikasın. Bundan sonraki çoğu konunun çok iyi bir şekilde geçecek. Yani dörtgenler anlamında çoğu konunun çok iyi bir şekilde geçecek anlamındadır bu. Daha doğrusu en başa inelim. Üçgenleri biliyor musun? Biliyorsun. Üçgenleri biliyorsan, paralel kenarı da iyi bir şekilde anladıysan önünde kimse duramaz dörtgenler konusunda. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Eşkenar dörtgen neymiş? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara. Bir kere tanımda ne geçiyor arkadaşlar? Paralel kenar geçiyor. Yani burada paralel kenarı bilmek lazım. Yani biz direkt şunu söyleyebiliriz. Paralel kenarın bütün özelliklerini sağlıyor. Niye? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan bir paralel kenardır arkadaşlar. Bu paralel kenarda ne özelliği verdiysek alanda dahil olmak üzere arkadaşlar bütün özellikler geçerli. Mesela basit bir örnek. Hocam paralel kenarda mesela bu alan tüm alanın yarısıydı ya, burada da aynı şekilde tüm alanın yarısı olacaktır. Ya da hocam paralel kenarda böyle soru tiplemeleri de yapmıştık hatırlarsanız, oran varsa benzerlik vardır falan diye. Aynı şekilde arkadaşlar, hani atıyorum böyle böyle, şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Ne yapıyorduk? Kısa çizgi paralel atıyorduk. Yine sen burada kısa çizgi paralelini atacaksın. Paralel kenardaki soru tiplemelerinin aynısı burada karşına çıkabilir. O yüzden bunu sakın ama sakın unutma. Hadi başlayalım arkadaşlar. Özellikleri nelerdir? Öncelikle özellikleri biz kendimiz de ispatlayabiliriz zaten. Ne dedik? Paralel kenarın özelliklerini taşır dedik. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kendimiz bulabiliriz. Madem öyle, paralel kenarda ne oluyordu arkadaşlar? Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Ben bu köşegeni ve sizin önünüzdeki PDF'de bu köşegenler çizili zaten. Bu köşegeni de çizecek olursam arkadaşlar. Bakın köşegenler birbirini ortalıyor. Şunlar eşit, şunlar eşit. Bakın. Şurası, 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 şurası. Hepsine x diyecek olursak. Eşkenar dörtgen ya. Bütün kenar uzunlukları eşit ya. Ve üstteki üçgene bakacak olursak. Hocam üstteki üçgende. Neredeki üçgende? Mesela şuradaki üçgende arkadaşlar. Üstteki üçgende. İkiz kenar üçgen değil mi bu? İkiz kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E o zaman yüksekliği yapıştıralım buraya. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Alttaki üçgende de aynı şekilde. İkiz kenarda çizilen yükseklik oldu, kenar ortay oldu. Bu da açıortaydır. Aa hocam, buraya nokta nokta dedik. Buraya da nokta nokta diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar, çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. E aynı şekilde şu üçgene de bakacak olursak, hocam ikizkenarda çizilen yükseklik, bu da açıortaydır. Hatta burası da açıortaydır diyebiliriz. Bak ne çıktı? Arkadaş, köşegenler dik kesişti. Evet, en önemli şey arkadaşlar, özellik diyebiliriz. Kendiliğinden çıktı. Köşegenlerin dik kesmesi çok önemlidir. Aşırı dereceden önemlidir. Yani köşegenleri dik kessen zaten şöyle baktığınız zaman arkadaşlar 3-4 tane dörtgen var. Hani direkt mesela bunlardan biri eşkenar dörtgen. Biri deltoid, öbürü kare. Köşegenleri dik kessen dörtgenlerde bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çizmeliyiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Özel bir durum oluşuyor arkadaşlar. Genelde %99'unda bu şekilde yapmalıyız. Özellikle bu konularda köşegenleri dik kesen dörtgenlerde. Eşkenar dörtgen de bunlardan bir tanesidir. Evet. Ne yapıyormuşuz? Bir köşegen çizilmişse köşegenler dik kestiği için, özel bir durum olduğu için diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Sonra köşegenler açıortaydır. Eşkenar dörtgenine bakın, bulduk zaten biz bunu. Tamam. Köşegenler birbirini ortalar. Zaten bu paralel kenarın özelliğiydi arkadaşlar. Paralel kenarın özelliklerini taşır dediğimizde bunu bile yazmamıza gerek yoktu. Ama yine de biz bunu buraya yazalım. Yükseklikleri birbirine eşittir. Evet, bu önemli arkadaşlar. Bir yükseklik çizilmişse diğer tabana da bir yükseklik çizilmişse bu yükseklikler birbirine eşittir. Sebep, hocam taban çarpı tabana ait yükseklik dörtgenin alanını verir. Burada da taban çarpı tabana ait yükseklik dörtgenin alanını verir. Yani ben buraya x çarpı a, buraya da b diyecek olursam, bu da x çarpı b diyecek olursak, her ikisi de birbirine eşit. X çarpı a eşittir x çarpı b ise, hop x'ler gitti. A ile b birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani yüksekleri birbirine eşit oldu. Birinci ispat bu. İkinci ispat dinle. Hocam burası alfa ise burası da alfa değil mi? Evet. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası beta. Hocam bu kenarda x, bu kenarda x. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. 90'ın karşısındakiler hatta x olduğundan dolayı ne oldu arkadaşlar? İki üçgen eş üçgen oldu. Alfanın karşısı h ise alfanın karşısı h diyebiliriz burada. Evet, eşkenar dörtgende. Bakın eşkenar dörtgende. Paralel kenarda öyle bir şey dememiştik. Eşkenar dörtgende yüksekler birbirine eşit. Bu da ince bir durum. Genelde bununla ilgili gerçekten zor sorular sorulabiliyor arkadaşlar.
Bunu da aklınızın bir köşesinde, bak ispatında yaptım, kolay bir ispat. Aklınızın bir köşesinde bulunsa, zor sorularda falan tabana ait yükseklik varsa, bir yerde yükseklik midir diye baksanız iyi olur sizin açınızdan. Ama sadece yükseklik derken mesela adam böyle geldi. Şuradan bir yükseklik çizdi. Buradan da şöyle bir şey çizdi mesela. Hocam bu da yükseklik, bu da yükseklik. Ya da geldi şu yüksekliği gitti, buradan çizdi, dışarı düştü, fark etmez. Bu da yükseklik, bu da yükseklik. Yükseklerin birbirine eşitliğinden söz etmeliyiz arkadaşlar burada. Onu düşünmeliyiz arkadaşlar. Zaten ispatını da yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi açılara da dalsanız kendiniz de çıkartabilirsiniz. Ama bu önemli bir şey diyebiliriz. Özellikle zor sorularda bizim karşımıza çıkarıyorlar arkadaşlar bunu. Şimdi gelelim şuraya. Alan. Alan dediğimiz şey. Arkadaşlar alan dediğimiz şey, bir tane dik üçgenin alanını bulduktan sonra paralel kenarda köşegenler çizilince şu alanların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. E o zaman birinin alanını bulunca 4 ile çarpabilirsiniz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem şu. Hocam köşegenleri dik kesen bir dörtgen değil mi arkadaşlar bu? Evet. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende ne yapıyorduk? Alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Evet, bunu da zaten bildiğimiz için genelde de alanda bu muhabbeti kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da alan nedir arkadaşlar? Aynı zamanda taban ve tabana ait yükseklik varsa taban çarpı yükseklikte deyip üçüncü yöntem olarak da A çarpı H olarak da bulabiliriz. Bu da paralel kenardan bildiğimiz bir yöntem ve teknik arkadaşlar. Ama genelde köşegenler böyle çıkıyor. Köşegenler verildiğinde de köşegenler çarpımının yarısıdır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet, dörtgen bu kadar. Eşkenar dörtgen bu kadar. Paralel kenarın özelliklerini sağlıyor. E bütün kenarlar eşit olduğu için köşegenleri çizdiğimiz zaman bütün özellikler kendiliğinden çıkıyor zaten arkadaşlar. Özelliğini bilmeseniz bile kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama burada benim size tavsiyem şu. Eşkenar dörtgen geldiğinde köşegen paralel kenarın özelliğini taşıyor aklınızın bir kenarında. Ekstra bir de köşegenlerin dik kestiğini bildiğiniz zaman diğer özellikler takır takır çıkacaktır. Niye? Hocam şöyle çizdiniz mesela. Şahsen ben ilk etapta öyle yapıyordum. Bu zaten eşkenar dörtgen. E bir köşegen çizdim. Diğer köşegeni de çizdim. Köşegenler dik kesiyor. Aa, ikiz kenar. Aynı zamanda açı ortayı. Direkt yapıştırırsın zaten burada. Hop, açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Hocam bu da aynı şekilde açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Bak bütün özellikler kendiliğinden çıkıyor. Tamam mı? Bir ekstra ne var? Şuna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, konu anlatımı bu kadar. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Arkadaş, ABCD bir eşkenar dörtgen demiş. Eşkenar dörtgen. Köşegen çizilmiş mi? Çizilmiş. Açı soruluyor. Eğer uzunlukla ilgili bir işim olmuş olsaydı ya da şey olmamış olsaydı, şuradaki çizgi olmamış olsaydı diğer köşegeni ben de çizerdim. Mesela bunu çizdiğim zaman şurada alakasız bir karmaşıklık çıkıyor karşıma. O yüzden bu köşegeni çizmeyeyim. Eğer uzunluk uzunluk sorulmuş olsaydı tabii büyük ihtimalle şu köşegeni çizecektik arkadaşlar. Niye? Köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum çünkü. Burada bir sadece açı ortay çizilmiş. Bakalım ilk önce verilen bilgileri kullanalım. Verilen bilgilerle soru çıkacak mı? Hocam buraya AA dersem. Eşkenar dörtgende köşegenler neydi arkadaşlar? Aynı zamanda açıortaydı. Hocam burası 2A ise burası da 2A'dır. Hatta karşısında açılar birbirine eşit. Burası da 2A, burası da 2A olacak. Aa, 75'i kullan dediğimizde şurada ne var? 2 tane açı yan yana gelmiş. Dayanamam. Yani ne yaparsın? 2 iç açının toplamı 1 dış açıya eşit. 2A ile A'nın toplamı 3A. 75 eşitse A'yı buradan kaç bulduk? 25 bulduk. Bizden ne isteniliyor? BCD açısı isteniliyor. Şuradaki açı, yani buradaki açı isteniliyor. E sen A'yı 25 buldun. 75, 25 daha 100. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. O zaman cevabı 80 yapar sevgili gençler. Geldik buraya. Eşkenar dörtgen. Burayı 90 demiş. Hocam hemen şöyle bir dik üçgen oluşturayım. A, A. Burası 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Eşkenar dörtgende, yani paralel kenarda da hep dedik. Paralel kenarın yapılamamasının en büyük sebepleri neydi? Tanımını göstermiyoruz. Yani karşılıklı kenarlar birbirine paralel, karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Aynı şekilde arkadaşlar eşkenar dörtgen yapılamamasının en büyük sebepleri. Hatta aynı şeyi eşkenar üçgende de dedik. Aynısını dikdörtgende de diyeceğiz. Karede de diyeceğiz. Tanımını bir ilk önce kullan kardeşim. Eksik parçaları yaz oraya. Ya mesela eşkenar dörtgen demiş. Aa, e bütün kenarlar eşit. Bunları göster. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Tamam. Şimdi bak kardeşim, sen buradaki 90'ı, 90 var ya, 90'ı kullanmak istiyorsun. Ne yaparsın? Hocam dik üçgen oluştururum. Hop şuradan şuraya çizerim. Yok ya, ek çizimler en son değil miydi kardeşim? Önce verilen bilgileri kullanacaksın. Paralel kenarda da uyarmadım mı ben seni? Bak kardeşim, şöyle bir 90 varsa karşısında 90'dır diye dedik. Çünkü tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Z'den dolayı 90'sa 90 çıkar burası. Ya eşkenar dörtgende de aynısı.
Dikdörtgende de aynısı, karede de aynısı. Bunlara dikkat edeceksiniz kardeşim. Paralel kenarın özel bir hali ya. Paralel kenardaki kullandığımız teknikler burada da geçerli. Burada 90 varsa karşısı da 90'dır. Zaten hali hazırda bir dik üçgen var. Yani benim dik üçgen oluşturmama gerek yok. Buna dikkat arkadaşlar. Tamam 90'sa 90 burası. Bak bunu çizmedik. İyi ki de bak A'ları 2A'ları yazmışız. Ne çıktı burada? Özel bir üçgen. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. 30 90 ise burası da 60 oldu. Bizden DAB açısı isteniliyor. DAB. Burası 60 ise paralel kenar ve aynı zamanda. Şu açılar toplamı nedir? 180'dir. Yani burası 120 derece yapacaktır sevgili gençler. Evet bu örneğin cevabı 120 oldu. Geldik buraya. Şimdi zamanında arkadaşlar bakın bu geçen sene de vardı. Böyle geçen sene tamam biz biraz daha zorunu sormuşuz ama bu soru mantığını anlayan dönme mantığını yapar. 2021 sınavında çıktı mı? Çıktı. Dönme mantığı. Bak soruyu okuyalım. Yani bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Yani sorularımızın aynısı çıkmak zorunda değil. Soruların içerisindeki mantık, mantığın aynı çıkması öğrencileri böyle şey yapıyor. Ne yapıyor? Ben bu soruyu çözmüştüm diyor. Dönme açısı böyle olacak falan filan. Yani oradaki kurguyu hızlı bir şekilde şey yapabiliyor sınavda çıktığı zaman. Ki hatırlayın sınavda 2021 sınavında böyle kuzeye gitmiş bilmem kaç derece dönmüş gibi bir soru da çıkmıştı arkadaşlar. İşte onun mantığında bir soru. Güzel bir soru. Hatta bu daha da biraz daha da zor bir sorusu arkadaşlar. Eşkenar dörtgende sormuşuz. Zor diye bir şey yok. Soruyu iyi anla, iyi oku, iyi yorumla. Verilen bilgiyi kullan. Net bir şekilde sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Evet şimdi bakalım. Yandaki şekilde eşkenar dörtgen biçimindeki bir kartonun A ve B köşesindeki hızları aynı olan karıncalar verilmiştir. Hızları aynı olan karıncalar. Aynı anda yola çıkan karıncalardan B köşesindeki A'ya geldiğinde bak B köşesindeki karınca A'ya geldiğinde A köşesindeki de nereye geliyormuş? K'ya geliyormuş. Bunların hızları aynı değil mi? O zaman aynı sürede çünkü B köşesi A'ya geldiğinde A köşesindeki de K'ya gidiyor. Aynı anda başladılar ya. O zaman ne demek arkadaşlar bu? Şuradaki uzunlukla buradaki uzunluğun birbirine eşit olmasından bahsediyor bu hikaye. Ne dedik daha öncesinde? Eski nesil soru olsaydı direkt ben AB eşittir AK derdim. Şimdi ne yapıyorum? Önüne bir hikaye koyuyorum. İşte hızları aynı olan karınca. İşte B köşesindeki A'ya geldiğinde A köşesindeki de K'ya gelmiş diyorum. Bu ne demek? Eşitliği yani bunların birbirine eşit olduğunu söylemek demek. Al işte yeni nesil soru bu. Devam edelim arkadaşlar. K noktasına gelen karınca kendi etrafında dönüp D köşesine gitmiş. Kendi etrafında dönüp bak buradan karınca böyle gidiyordu ya arkadaşlar. Böyle gidiyordu. Kendi etrafında dönüp sonra buraya gitmiş. Tamam. Şuraya da dikkat edeceğiz. K eleman AC. Bak verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. K eleman AC demiş. Hocam AC yok. Olsun. Al sana AC. Yani AC köşegeninin üzerinde diyor buradaki K noktası. Tamam. Bunu çizdik. CDK açısı. CDK açısı. Şuradaki açıyla BAK açısı birbirine eşit demiş. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buna göre AK ve KD yolunu kullanan karınca yani şu yolu ve şu yolu kullanan karınca kendi etrafında kaç derece dönüş yapmıştır diye soruyor arkadaşlar bize. Karıncalar doğrusal yolda hareket ediyor. Buradan buraya doğrusal, buradan da buraya doğrusal. Yani böyle yampiri yampiri gitmiyor yani. Tamam soruyu anladık. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben buraya alfa dersem. Burası da alfa mı? Alfa. Hocam burası da alfa. Aynen öyle. Hocam burası 2 alfaysa burası da 2 alfa. Hatta bu açı ortaydı ya. 2 alfa ise bunlar da alfa alfa yaptı. Ne geldi burada? Bu doğrusal ya bak doğrusallığı kullanacağız burada. Ne var burada yani? 2 tane açı yan yana gördüm dayanamam. Ne var burada? 2 alfa olur. İster burada 2 iç açın toplam 1 dış açı buradan yap. İstersen burada hocam bunlar birbirine paralel. Şöyle bir M kuralı var de. İstediğin yerden yap. Sana kalmış. Tamam. O zaman burası alfa. Burası da ne oldu arkadaşlar? Alfa ise burası da 2 alfa diyebilirdik tabii ki. Sonra devam edelim. Devam edelim. Bak biz neyi kullanmadık? Kullanmadığım zaman bak ben ne yapıyorum? Soruyu yapamadığım zaman kullanmadığım bilgiye bakıyorum. Ben neyi kullanmadım? Hocam bu bir eşkenar dörtgen ve şu kenarla şu kenar eşit verilmiş. Tamam. Bütün kenarlar eşit değil midir? Onu kullanmadım. Bak ne çıktı? Şu ikizkenar çıktı. Bu çift çizgileri yerleştirmeyen şey diyor ondan sonra. Hocam ben göremedim diyor. Yok öyle kardeşim. Görmekle ne alakası var bunun?
Sen burada verilen bilgiyi kullanacaksın. Eşkenar dörtgen demiş. Al eşitleri koydun. Ula bu eşitliği koyduktan sonra da bu x kenarlığı görmek gibi şeyden bahsetmek de çok saçma geliyor bana. Neyse. Bak verilen bilgiyi kullandım. Aa burada x kenar çıktı. Bu x kenarlığı da kullanacağım. 2 alfaysa burası da ne oldu? 2 alfa oldu. Oba! Bak burada ne güzel bir şey çıktı. 2, 4, 5 alfa. 5 alfa eşittir 180 ise alfa buradan 180 bölü 5. 5'e bölme kuralı 0, 6, 2 ile çarp. Yani 36 çıktı. Şimdi 36 ise o zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Ne dediniz siz şimdi cevaba? 36 ise burası 72 dediniz. Yani karınca buradan geldi. Buraya böyle döndüğünde dönüş açısı 72 derece dediniz. Ve Zortingen. Niye? Dönüş açısı bu mu kardeşim? Dikkat edin. Ta videoların en başında da bahsetmiştim. Bizim karınca nereye gidiyor? Bak bu yolda gidiyor. Dönerken ne yapıyor? Burada yüzü bu tarafa bakıyor ya. Bu tarafa döndü değil mi? Dönüş açısı burası değil ki. Dönerken ne yaptı? Bak. Hop şöyle döndü arkadaşım. Yani bizim dönüş açısı buradan buraya kadar olan kısım arkadaşlar. Dikkat. Yani 72 değil de bizden ne isteniyor? 180'e tamamlayalı. 108 derece isteniliyor arkadaşlar. Ya çok dikkat gerektiren bir soru. Ama artık anladınız. En azından dönüş açılarında böyle. Adam böyle giderken böyle geldiğinde dönüş açısı burası olmuyor. Bak böyle gidip böyle döndüğünde dönüş açısı burası olmuyor. Dönüş doğrultusu burası ya. Dönüş açısı hop şurası oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Daha öncesinde de uyarmıştım. Tamam. Güzel bir soru. Her verilen bilgiyi burada da çok güzel bir şekilde kullandık arkadaşlar. Burada şey doğrusallık falan yok. Verilen her bilgiyi kullandık. Gerçekten de her bilgi lazımdı burada. Ekstradan fazladan bir bilgi var mı diye baktım arkadaşlar da yok. Fazladan bir bilgi yok arkadaşlar. Evet gençler, olay bu. Hadi bakalım. Süper bir soru bu arada. Yani bu dönüş açısıyla ilgili geçen sene soru sordular. Bu sene sormayacaklar anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu şekilde dörtgenlerin içerisinde de böyle buna benzer bir soru yine karşınıza gelebilir arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Geldik buraya. ABCD eşkenar dörtgen demiş. Ne var burada? Hocam 90 derece olması bunun ne anlama geliyor? Yükseklik. Aa bu da 90 derece. Yani burası da 90 derecedir. Yani bu da nedir? Yükseklik. Eşkenar dörtgen mi bu? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bu yükseklik, eşkenar dörtgende bu da yükseklik. Yüksekler ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani bu yüksekliğimiz 8 iken diğer yüksekliğimiz de 8 olması lazım. Yani x artı 2 de 8 olması lazım. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Dedik ya yükseklerin birbirine eşit olmasında bazı sorularda hatta zor sorularda bile karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Dikkat. Gerçi bu kolay bir soru. Kolay bir şekilde fark edilebilecek bir soruydu. Geldik buraya. Uzunluk verilmiş. Eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor arkadaşlar bizden. Ne yapacağız? Ne dedim? Konu anlatırken de dedim. Bir köşegen çizilmişse A köşegenler dik kesmesini biz biliyoruz. Eşkenar dörtgen deyince hemen köşegenler dik kesiyor. O aklımıza gelecek. Bir köşegen uzunluğu ile birlikte verilmişse tabii ki ne yapmak lazım? En mantıklı hareket. Eşkenar dörtgendeki bu köşegenin mantığını kullanmam lazım benim. Köşegenler dik kestiği için hemen diğer köşegeni çizmeliyiz. Aa hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Tabii bu eşkenar dörtgenin eşitlerini de gösterelim. Köşegenler birbirini ortalıyor. 9, 9 yaptı. Hocam 17'yi de kullanmam lazım. Aa burada ne var? Bir dik üçgen var. Hocam bu dik üçgende 17, 15. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden 8 çıktı burası. E burası 8 ise burası da kaç oldu? 8 oldu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor bizden. Bir köşegen belli mi? Belli. Diğer köşegen belli mi? Belli. E o zaman köşegenler belli ise direkt köşegenler çarpımının yarısından gidebiliriz. Ondan sonra ya da hocam bu üçgenin alanını bulup ondan sonra şeyle çarpabiliriz. 4 ile çarpabiliriz. Ya da tabana ait yükseklik varsa taban çarpı yükseklikten bulabiliyorduk. Ama köşegenler var zaten burada. Direkt dörtgenin alanı köşegenler çarpımı. Biri 18, biri 16. 18 çarpı 16 bölü 2'den sonuca ulaşırız arkadaşlar. 9 bu. 9 ile de 16'yı çarpınca kaç yapıyor arkadaşlar? 144 yapıyor. Evet bu örneğin cevabı da 144 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bak yine aynı şeyin laciverti aslında. Yani köşegen uzunluğu verilmiş. Uzunluklar var. Bu sefer de çevresi isteniyor. Ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz kardeşim. Hop çizdin köşegeni. Köşegenler nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Aa bir de birbirini ortalıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Bir de 16'yı da iki eş parçaya böleceğiz. 8'e 8. Burası 3 yaptı. 3 var 3 kök 5 var. Pisagor. Ne üçgeni? 1 2 kök 5 üçgeninden burası 6 olur.
6, burası da 6 olur. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 10 çıktı. Eşkenar dörtgenin çevresi her bir kenar 10 olduğundan dolayı 4 çarpı 10'dan cevabımız kaç çıkar? 40 çıkar. Evet, bu örneğin cevabını da 40 bulduk. Geldik bir sonrakine. Yine aynı. Köşegen verilmiş. Tam da orta noktası verilmiş. Diğer köşegeni çizdiğim zaman tam nereden geçmek zorunda? Buradan. Bu arada burayı 9 vermiş. Ve köşegenlerin birbiriyle dik kestiğini ve birbirini ortaladığını da şu şekilde göstereyim. Adam bana 9 vermiş. E burası da 9. 5 kaldı. E burası da 9. E burası da 9. Eşkenar dörtgenin alan isteniyor. Hocam işte h kare pk'dan h'ı bulurum. Pisagor'dan burayı bulurum. Sonra bu Pisagor'dan burayı bulurum. Sonra köşegenler çarpımının yarısından neyi bulabiliriz arkadaşlar? Tüm alanı bulabiliriz. Ama ve lakin. Bence şu h'ı bulduktan sonra gerek yok. Çünkü bu h'ı bulduktan sonra bu üçgenin alanını bulurum. E bu üçgenin alanı da tüm alanın 4'te 1'i değil mi? 4 ile çarpalım, olay biter. Niye ben hep böyle köşegenler çarpımından gideyim ki? Soruya göre hangisi daha mantıklıysa oradan gitmek mantıklı değil midir? Yani hangisi daha mantıklıysa oradan gitmek daha mantıklı. Güzel bir söz. Neyse devam. Bazen böyle konuşabiliyoruz arkadaşlar. E burada Öklit mantısı h kare eşittir 4 çarpı 5. Yani h buradan ne oldu arkadaşlar? Kök 20'ye eşit oldu. Bu da nedir arkadaşlar? Kök 20'de 2 kök 5'tir. E kök 22 kök 5 ise arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı nedir? 4 tane sarı üçgenin alanı 9 çarpı 2 kök 5 bölü 2 eşittir. Bunlar gitti. Cevabımız 36 kök 5 yaptı arkadaşlar. Evet, cevap 36 kök 5 oldu. Geldik bir sonrakine. Ne yapmışız? Bu sefer alingirli bir işler yapmışız. Bakalım nasıl alingirli bir işler. Bir kenar uzunluğu 15 santimetre. BD köşegenin uzunluğu da 6 kök 5 santimetre olan eşkenar dörtgeni. ABCD eşkenar dörtgeni. 15. E o zaman burası da 15. Burası da 15. Burası da 15. E arkadaş bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni ben çizsem mi? Bilmiyorum. Neyse. Bakalım, belki çizmeme gerek kalmaz arkadaşlar. Eşkenar dörtgeni BD köşegeni boyunca kesilip CD ve AD kenarları birbirine yapıştırılıyor. Bak, CD ve AD kenarları burada birbirine yapıştırılmış. Burası CD ve AD kenarı olduğu için 15 birim uzunluğunda. Aklımızda bulunsun. Sonra diğeri AB ya da CB. AB ya da CB. Yani şuradaki uzunlukta 15, buradaki uzunlukta 15. Bu kesilen yer neresi oluyor o zaman arkadaşlar? Bak, burası BD köşegeni. Gördünüz mü arkadaşlar? BD köşegeni. BD köşegeninde nedir burada? 6 kök 5'e 6 kök 5'tir. Sanırım diğer köşegeni çizmeme gerek kalmayacak. AC uzunluğuyla alakalı herhangi bir durum yok burada arkadaşlar. Ne yapmalıyız burada? Buna göre son durumda B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Ha. Aslında bu soru deltoidde de sorulabilirmiş arkadaşlar. Ama neyse, önemli değil. Şimdi burada B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. O zaman bunu bir çizelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen değil mi? Evet. Ya aynı üçgen. Şu nokta nokta, bu da nokta nokta değil mi? Evet. O zaman şuraya baktığımız zaman şu kırmızı çizgiyle CD arasındaki açı nokta nokta değil mi? Aynen öyle. Tamam, burası 15 olduğunu biliyorum ben. Yani şuradaki açı nokta açısı, yani BDA açısı. BDA açısıyla aynı zamanda BDA açısı, hatta BDC açısı, burası da nokta açısı. Aa hocam, ikiz kenarda çizilen açıortay mı oldu bu? Aynen öyle. Hocam, deltoidde de şey yapabiliriz aslında. Deltoidde de ispatını da yapacağız bunu, ama ben buradan gittim arkadaşlar. Daha deltoidi görmediğimiz için bu şekilde anlatayım size. Hocam, bu açıyla bu açı birbirine eşit olduğundan bunu koyduk. Aa, burada ne çıktı? İkizkenar. İkizkenarda çizilen açıortay aynı zamanda yüksekliktir, aynı zamanda kenarortaydır. Bunu da yazdık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hatta burası da yüksek. Ya ikizkenarda çizilen kenarortay aynı zamanda da şeydir, açıortaydır falan. Hatta BCD açısı, BCD açısı burada kaç çizgiyse burada kaç da çizgidir diyebiliriz. Oradan da gidip yine yüksekliği bulabilirdik arkadaşlar. Neyse. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şurası isteniyor. Pisagorlar falan yapacağım. Şu uzunluk belli mi? Belli. Arkadaşlar, ben burada şuradaki x'i bulursam, şuradaki x'i bulursam burası da 15-x mi yapıyor? Çünkü bu uzunluğun tamamı 15. 15-x yaptı. Buradaki x'i bulursam Pisagor bağıntısından falan sonuca ulaşacağım. Aa hocam, burada şuradaki dik üçgen ve buradaki dik üçgende ortak olan kenar y değil mi? Evet. Yani burada y kare eşittir ne yapmalıyız? Karesi eksi karesi. 6 kök 5'in karesi eksi 15 eksi x'in karesi. Biri bana dur desin. Dur deyin.
eşittir. Burada da y kare. Dik üçgeni hatırlamak için yazıyorum bunu. Burada da y kare neye eşit arkadaşlar bu dik üçgende? Hatırlayın. Ne yapıyorduk? İkili dik üçgen olduğunda ortak kenarı yalnız bırakıyorduk. 15'in karesi burada da y kare neye eşittir? 15'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Tamam. Burada işlemde x'i bulacağız. Aha. Şimdi dank etti kafana. Kenan Hoca işlem diyorsa hissiyat vardır burada. Ya da şöyle düşünün. Bu soruyu yazan Kenan Hoca ise mutlaka bir kalıp üzerine yazmıştır. Ondan sonra ne olacak bu? Bu soruyu yazan insanoğlu ya da yazar büyük ihtimalle özel üçgen kalıpları üzerinden yazmıştır diye zaten hissedeceksiniz arkadaşlar. Size hissetmeyi öğrettik. Ya ister 15'ten yürü ister 6 kök 5'ten yürü. Valla arkadaşlar ben kök 5'ten yürüyeyim. Kök 5 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? Hocam 1 2 kök 5 üçgeni. Yani küçük olan 6 olacak. Burası da acaba 12 mi? Tutuyor mu? Şimdi 12 15 burası da 9 mu yapıyor o zaman? Evet. Bunun tamamının toplamı 15 yaptı mı arkadaşlar böyle sayıları verince? Evet. Bak 9 ve 6 toplamı 15 yaptı. Hissetmemiz tuttu. Yani biz burada x'i ne bulduk arkadaşlar? 9. Buradan da işlemi yapsam büyük ihtimalle değil %100 zaten 9 bulacaksın. Evet 9 bulduk. Y 12 oldu. Burası da y arkadaşlar 12. Bizden B noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. 12 burada, 12 burada. Toplamda kaç yapar o zaman? Cevabımız 24 yapar arkadaşlar. Yani artık bunlara alıştınız. Kesip yapıştırmalı sorularda üçgenlerin aynı olmasını mutlaka ama mutlaka soruda kullanın arkadaşlar. Üçgenler aynı. Üçgenlerin aynı olmasını kullanmıyorsunuz. Bazen kenarları sadece koyuyorsunuz oraya. Açıları yazmayı unutuyorsunuz. Bak burada sen deltoidi görmedin. Deltoidin özelliğinden de köşegenlerin dik geçmesini yazabilirdin zaten. Şunların birbirine eşitliğini falan da yazabilirdin zaten ama daha deltoidi görmedik ya. O yüzden böyle kesmeli sorularda ne yapacaksın? Üçgenlerin yani bir yeri kesip buraya yapıştırmış. Zaten bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen ya. Yani eş üçgenler var orada. Eş üçgenler varsa açıları da yazacaksın. Kenarların eşitliğini de yazacaksın. Bunu unutma. Sakın ama sakın unutma. Ya da aynı üçgenle başka bir yere daha koyuyor. Oradaki eşitlikleri kullanacaksın. Üçgenlerde de biz zaten böyle sorular yaptık arkadaşlar. Üçgenlerin eşliğini kullanacaksın. Aynı şey tabii ki dörtgenlerde de karşımıza bu şekilde çıkabiliyor. Evet güzel bir soruydu. Geldik buraya. Bu da güzel bir soru. Ya arkadaşlar büyük ihtimalle böyle şeyde ne derler ona böyle de bir döndürmeli soru çıkacak diye hissediyorum. Çünkü genelde böyle arda arda bir şeyler çıkıyor arkadaşlar ciddi anlamda. Yani ben bunu yazdım. 3 sene önce yazdım ben bu konu anlatımını arkadaşlar. Ve her sene üzerinde bir şeyler ekledim gerçekten. 3 sene önce de vardı bu soru. Genelde de böyle çıkan sorular böyle arda arda çıkıyor. Artık bu mantıkta da bir soru çıkacakmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar soruya yıldız atın hatta. Hatta öncelikle bir kendiniz yapar mısınız arkadaşlar? Yaparsanız sevinirim. Gayet de hoş olacaktır arkadaşlar sizin açınızdan. Lütfen ama lütfen bir kendiniz yapın. Bir uğraşın bakalım. Şimdi masanın üzerine eş olan ABCD ve KLMN eşkenar dörtgeni biçiminde kartonlar ACKM doğrusal olacak şekilde konulmuştur. AD'yi 10 vermiş. O zaman eşkenar dörtgenler eşi olduğu için diğer eşkenar dörtgende 10'dur. CK'yı da 4 vermiş. Kartonlar ağırlık merkezleri boyunca. Kartonların ağırlık merkezi neresidir biliyor musunuz? Köşegenlerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Peki bütün kartonlarda yani bütün dörtgenlerde böyle midir? Köşegenlerin kesim noktası mıdır arkadaşlar? Hayır. Paralel kenarda evet. Ağırlık merkezi evet. Eşkenar dörtgende evet. Köşegende hayır. Onu söyleyeyim. Ağırlık merkezi tam orası değildir arkadaşlar. Ondan sonra dik dörtgende ve karede köşegenlerin kesim noktasıdır yine. Yamukta yine köşegenlerin kesim noktası değildir arkadaşlar. Yani nerede? Paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dik dörtgende, karede. Sadece paralel kenar vari cisimlerde deseniz ya şekillerde deseniz daha iyi olur. Köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezidir desek. Çünkü bir deltoid paralel kenar türü değildir. Bir yamuk paralel kenar türü değildir arkadaşlar. Oradan da aklınıza kalabilir arkadaşım. O zaman köşegenlerin kesim noktası olduğu için köşegenlerini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Köşegenleri çizdik. Köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. O zaman burası da dik kesiyor. Bu arada bunlar uzun köşegenler değil mi arkadaşlar? Bunlar da kısa köşegenler. Bunlar eş oldukları için şunlar çizgi çizgi diyecek olursam bunlar da çizgi çizgi. Burası çift çizgi çift çizgi diyecek olursam bunlar da çift çizgi çift çizgi. Aynı kartonları kullanıyorsam eşitleri mutlaka kullanacağım. Sıkıntı çekersem açıları da kullanacağım hatta. Biraz önce dedim.
Şimdi kartonlar ağırlık merkezleri boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde saat boyunca 90 saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde saat yönünde döndürüyorum. Hatta buradan da bu böyle geldiğinde D ve L noktaları çakışıyor. Bak dikkat. Bu merkezi etrafında D noktasına bakacağım. 90 derece döndürdüğümde hop bu buraya gelecek. Bunu da böyle döndürdüğümde arkadaşlar bak L noktasını döndürüyorum. Hop o da buraya gelecek. Yani bunlar nerede çakıştı arkadaşlar? Tam burada bir yerde çakıştı. Bak bak bak. E o zaman hocam burası çizgi artı A ise burası da çizgi artı A olacağından yani burası ne olmak zorunda? 2'ye 2 olmak zorunda. Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu böyle döndürürken hop şöyle dönerken nasıl hareket ediyor arkadaşlar bu? Daha önce bu dönmeyle ilgili şey yaptık. Böyle bir dairesel hareket yapıyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Yani ben buraya A dersem burası A artı 2 ise burası da A artı 2. Aynı şekilde burası da A'ya A artı 2. Bu da böyle dönerken hop şöyle gelecek ya. Burası A artı 2 iken burası da A artı 2. Tamam güzel bir şey geldi. Hocam burası zaten A artı 2 10. Ne üçgen arkadaşlar bu? 10 varsa hisset. Onun karesi eşittir. A kare artı A artı 2'nin karesi yapmaya gerek yok. Onun karesi neye eşittir arkadaşlar? Ya da 10 varsa ne üçgenidir? 6, 8, 10 üçgenidir. 6 koyarsak 6, 8, 10 üçgeni sağlandı mı? Sağlandı. O zaman ben bir köşegeni ne buldum? 6, 6, 12. Diğer köşegeni de 8, 8 bulduk. Evet burası 6, burası da 6. Bunlar da 8, 8 yaptı arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Tamam bu dönme işlemini anladık değil mi gençler? Önemli bir şey bakın bu. Dönerken ne oluyor? Sen A noktası etrafında B noktasını döndürürken hop dairesel bir hareket yapıyor. Ve yarıçap her zaman aynı. Her zaman eşit olacak. 90 derece döndür derse al 90 derece döndü. Şu uzunluk buraya geldi arkadaşlar. Bu uzunluklar eşit olacak. Mesela 60 derece yok. 210 derece döndür deseydi buradan alıp hop 210 derece döndürecektin. O uzunluk buraya gelecekti. 210 derece burası olacaktı arkadaşlar. Burası da 150 derece olacaktı. Bunu unutmayın lütfen. Neyse devam edelim. Buna göre kartonlar döndürülmeden önce bu şekildeyken arkadaşlar B ile N köşeleri arasındaki uzaklık B ile N köşeleri arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar bizden. Yani şu uzunluk isteniyor. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Hop şu uzunluk. Aa hocam 90 burada. Burada da 90 var. Şöyle bir merdiven vari şekil var mı? Var. E ne yapacağız o zaman arkadaşlar? İsterseniz alta çizeyim. Şöyle bir merdiven vari şekil var. Merdiven, merdiven, merdiven. Ve bizden şu uzunluk isteniyor arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası kaç birim? 8. Bak dikkat et. 8 burası. 8 burası. E burası da 8. 8. 16 da orası. Şurası da 16. Burası da 8. Bizden de şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmek demek dikdörtgen oluşturmak değil miydi? Bak üçgenleri de hatırlıyoruz. E o zaman dikdörtgenden dolayı 8 ise 8 burası. 16 ise burası da 16. Aa hocam burası 16. Burası da 16. O zaman bu uzunluk nedir? 16 kök 2'ye eşittir arkadaşlar. Yani cevabımız B ile N köşeleri B ile N köşeleri arasındaki uzaklık ne oldu arkadaşlar? 16 kök 2 oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ya tamam çözerken hocam 5 dakikadır çözüyorsunuz. Ya ama arkadaşlar 5 dakikadır ben bu soruyu 1 dakikada da çözerim. Böyle yap böyle yap buradan bunu çizip dik üçgen oluştur bitti. Değil. Ben size mantığı veriyorum arkadaşlar. Mantığı. Mantığı değil. Biraz önce mantığı yedim de oradan aklıma geldi. Mantığı veriyorum arkadaşlar. Mantığını. Tamam. Olay bu. Evet böylelikle gençler bu soruyla neyi bitirmiş olduk? Eşkenar dörtgen konusunu bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deltoidin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.